Herkese merhaba. Bugün sizlere Elite Dangerous'ta oyundaki kullanıcı arayüzünüzü nasıl değiştirebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle bilgisayarımıza Notepad Plus kurmamız gerekiyor. Çift Plus var. Bunu indirdikten sonra bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Bilgisayarınızı kurduktan sonra ikinci işleme geçiyoruz. İkinci işlem buradan kendinize güzel bir arayüz şekli seçebilirsiniz. Hangisini seçelim? Şu güzel gibi. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var. Aslında birkaç faktör var. Şimdi düşman gemilerinin renklerini de belirleyebiliyorsunuz. Şu sol alttakiler karşıdaki düşman gemisi. Haritada, radarda kırmızı gözüküyorsa tamam, bir sorun yok. Zaten kafamızın karışmaması için bu önemli. Şu varmış beyaz. Bu beyaz çok sade ve güzel. NPC'lerin renklerinde hafif bir bozulma var. Bu sorun olur mu bilmiyorum. Benim açımdan sorun olmaz. Onu tolere edebiliriz. Şimdi bunun spoiler butonuna tıkladığımda altta 3 satır kod var. Her fotoğrafın altındaki spoiler butonu o fotoğrafa aittir. Bunu Ctrl C kombinasyonuyla kopyalayarak bilgisayarıma geçiş yapıyorum. Burada önemli bir nokta var. Eğer Elite Dangerous C diskinde ise 2 işlem yapılacak toplam. O ikinci işlem C diskinde yapılmalı. Eğer D diskinde ise ikinci işlemi D diskinden yapacağız. Şimdi ben C diskinden devam ediyorum. Bilgisayarım C diskinden kullanıcılara giriş yapıyorum. Oturumun ismi neyse onu seçiyorum, kullanıcı adımızı. Görünüm sekmesinden gizli öğeleri göster tikinin işaretli olması gerekiyor. Gizli dosyaları görebilmemiz için. Update isminde bir klasör var. Buraya giriş yapıyorum. Buraya giriş yaptıktan sonra lokale giriş yapıyorum. Lokalden sonra Frontier Developments isminde bir klasör var. Ve bu klasörün ortasında alt tire yok. Alt tire olmayan klasöre giriş yapıyorum. Elite Dangerous'a giriş yapıyorum. Options'a giriş yapıyorum. Graphics'e giriş yapıyorum. Ve burada Graphics Configuration Override isminde bir tane XML dosyası var. Buna sağ klik yapıp dördüncü seçenekten Modpad ile düzenle yapıyorum. Gördüğünüz gibi Notepad ile düzenle yaptığımda benim daha önce kopyalamış olduğum kod burada duruyor. Ctrl V kombinasyonuyla kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıp Ctrl S kombinasyonuyla kaydediyoruz veya buradaki butona tıklayabilirsiniz. Bunu kapatıyorum Notepad'i. Şimdi benim buradaki işim bitti. Bilgisayarıma geri dönüyorum. Eğer benim C diskimde kurulu olmuş olsaydı alt tire olan dosyadan işlem yapacaktık ama buraya hiç girmiyoruz. Çünkü benimkisi D klasöründe. D diskinde. D diskine giriş yapıyoruz. D diskinden Program Files'tan Steam klasörüne giriş yapıyoruz. Steam'den Steam Apps'e giriş yapıyoruz. Buradan en üstteki Common klasöründen devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Steam'deki almış olduğunuz oyunlar, indirmiş olduğunuz oyunların bütün klasörleri burada saklanmakta. Elite Dangerous'a giriş yapıyoruz. Elite Dangerous'a giriş yaptıktan sonra Products ürünler kısmına giriş yapıyoruz. Products klasöründen devam ediyoruz. Burada Elite Dangerous 64 isminde bir klasör var. Eğer bu klasörü bulamazsanız bu klasörün ismini kopyalayın ve D klasöründe veya C klasöründe oyun artık nerede kuruluysa orada o şekilde arattırabilirsiniz. Bakın hemen klasörü buldu. Klasörü bulduktan sonra klasörün içine giriş yaparak burada Graphics Configuration var. Override yok. Override ek yazısı diğerinde vardı. Buna sağ klik yapıp Notepad ile düzenliyoruz. Şimdi bunu açtıktan sonra Ctrl F kombinasyonuyla standart yazıp bul diyoruz ve standart parametresini bize buldu. Kopyalamış olduğumuz kodu şu standardın altındaki 3 satır kod ile değiştiriyoruz. Tabi yanlış oldu, pardon. Neredeydi o? Şuradaydı. Kopyalamış olduğumuz kodu standardın altındaki 3 satır kod ile değiştiriyoruz. Değiştirdikten sonra eğer simetri hasarınız varsa üstten bir boşluk seçip buraları boşluk yapabilirsiniz. Sorun olacağını zannetmiyorum ama bir de Notepad kullanmamın asıl sebebi şu arkadaşlar. Bunu Ctrl S ile kaydettim. Ctrl S ile kaydettim. Üste gördüğünüz gibi benim bir önceki
şeylerim var. Erişmiş olduğum dosyalar var. Ben Notepad'i kapatsam bile, bunları da kapatayım. Şunu aşağı alayım, şunu kapatayım. Ben Notepad'i kapatsam bile şu an Notepad'i tekrar açıyorum ve bunlar burada sürekli kalıyor. Sekmeden kapatmadığım sürece bunlar uygulamanın içinde kalır ve siz daha kolay erişim sağlayabilirsiniz. Yani bunun bu güzelliği var. Klasör klasör bir daha uğraşmazsınız. Hemen oyunumuza girelim. Bir kontrol edelim. Bu arada bu işlemi yaparken oyununuzun mutlaka kapalı olması gerekiyor. Yoksa sonuçta oyunun kodlarında değişiklik yapıyorsunuz. Hemen anlık bir güncelleme olmaz. Oyunumuza giriş yapıyoruz. Mavi temayı seçmiştik. Ki şimdi temamızın mavi olarak değiştiğini göreceğiz. Gördüğünüz gibi kokpit arayüzümüzün rengi komple değişmiş. Şimdi sağ panelden bakalım nasıl. Evet, güzel. Yani sade bir renk. Kariyer servisine girelim. Burada da gördüğünüz gibi değişikliklerin hepsi tüm menüye uygulanmış. Görebileceğiniz üzere non stoklar mavi. Yani olmadığını anlayabilmemiz için renkler önemli. Şu anlık bu kadar. Yapacağınız tüm işlem bu kadar. Aklınıza takılan bir nokta olursa videonun yorum kısmında lütfen belirtin. Ben de yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince ve diğer arkadaşlar da yardımcı olmaya çalışır. Lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.